Burayı da görmek durumundayız. Evet, bu da hadisi e, hadiseyi açıklıyor zaten çok güzel. Peki Şehzadem Feyza Hanım soruyor. Siz de daha önce e, bundan bahsetmiştiniz. Yine Sultan Abdülhamit Han'la yapılan iftiralar var. Bunlardan birisi diyor ki merhabalar Abdülhamit Han döneminde iç, içki fabrikası açıldı mı? Bir de padişahlar neden çok evlilik yaptılar diye bir sorusu var Feyza Hanım. İçki fabrikası açıldı mı? Sultan Abdülhamit Han zamanında içki fabrikası açıldı evet. Hı, hı. Ama şimdi öyle bir bağlıyorlar ki yani Sultan Abdülhamid Han'ın sanki özellikle hı hı. saraya çalışan bir içki fabrikası. Hı. Öyle bir gündeme getirdiler hı hı. ki efendim alakası yok. Nerede açıldı? Meşhur bugünkü semtimiz Bomanti. Hı hı. dediğimiz evet. yerde. Hı hı. Bomanti semti kim Peki kimler hı hı. sakinleri kimdi? Gayrimüslim. Hı, hı. Kimler açtı? Gayrimüslim. Peki izin kime çıkmıştı? Gayrimüslimler için açılan bir fabrika hı. yani gay, gayrimüslimler e, bu içki fabrikasını çalıştırıyor. Gayrimü ve Müslümanların çalıştırılması, Müslümanların satması, Müslümanların hı. meyhane bu açması özel bir izin bunlar yani, tamamen yasak. Hı, hı. Yasak. Sultan Hamid zamanında serbest değil. Şimdi burada devlet vergi alacak. Şimdi evet. e, siz şeriatla yönetiliyorsunuz. Tamam. Osmanlı Devleti şeriat Ama burada da yabancı sizin e, devleti aliyenin içerisinde hı hı. gayrimüslimler var. Gayrimüslim bu işi alır, satar, yapar. Ama Müslüman'a satmayacak. Müslüman mahallesinde vermeyecek. Müslüman mahallesi hı hı. zaten açamaz öyle bir şey meyhane. Veyahut imal edemez. Bunu eee Sultan Abdülhamid'in kendi özel izniyle veya sanki saraya verilme üzere evet. veya bütün e, paytahta dağılma, hayır, gayrimüslim ve bomenti dediğimiz bugünkü zaten orası malum Rumların evet. çok kaldığı yer, Ermenilerin, evet. e, Musevi vatandaşların kaldığı yer, fabrika. Yok. Kur'an zaten isim üzerine hocam. Bomantik kardeşler miydi öyle bir şey? kardeşler. Bomantik kardeşler gayrimüslim mi yani? Yani burada zaten bir de bir kaçak olayı vardı ki bu açılmadan önce. Eee e, kaçak ne? olarak evet. geliyordu. Bunun önlemek için devlete vergi verilsin. Buradaki çıkan hı hı. nedir, kar neyse hı hı. işte devlete vergi, verecek olan vergi de ünü gidiyor. gidiyor. Evet. Yani bu bu kazancı neden e, kara borsada veya evet. kaçak olsun diye. E, böyle bir şey yani bunu... E, Genelleştirmenin manası e, yani yok e, diyorsunuz. Devlet-i yani. içerisinde evet. bunu yani efendim e, Payitaht'ta değil de efendim bunu Edirne'nin dışında yani Balkan ülkesinde de yapabilir ama... E bu işte hatta Osmanlı'nın çok önemli bir özelliğini de gösteriyor. Kendisi hani İslami kanunlar var Müslümanlara bu hakkı vermiyor hani emir bil maruz yapıyor önlüyor. Ama gayrimüslimler gerçeğini de biliyor. Ya Gayrimüslüma yasaklamamış. E ki da yasaklamıyor ya. Ya. Yani içemezsin efendim, evet. imal edemezsin diye yasaklamamış. Evet. Bugün Darül Aziz'deydim ben e, bizim kuzenlerle beraber efendim. E,